partimizin bize verdiği destekle ve güçle bölgemize en güzel şekilde hizmet ediyoruz. Özellikle seçimden sonra aldığımız bu güzel başarının, zafer demiyoruz, başarı diyoruz buna her zaman. Bu güzel başarının farkındayız, sorumluluklarımızın da farkındayız. Umarım iktidardakiden yolda biz de yerel yönetimler olarak üzerimize düşen bütün gücü sarf ettiğimizde sizler de yüzünüz, bizler de yüzünüz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kez daha merhaba. Eskişehir tabii bizim çok kıymet verdiğimiz, çok önem verdiğimiz, çok önemli işler yapan bir şehrimiz. Bu şehrin merkezinde birbiriyle çok uyumlu 3 belediye başkanı, 3 de milletvekilimiz var. Bu 6 siyaset insanı il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın koordinatörlüğünde Eskişehir için çalışıyorlar. Eskişehir'in bütün sorunlarını mecliste dile getiriyorlar. Kendilerine verilen görevleri 81 ilde yapıyor milletvekillerimiz. Belediye başkanlarımız Yılmaz Hoca'nın 30 yılı aşan destansı siyaset hikayesinin büyük bir mutlulukla gerçekleşen bayrak yarışında bayrak devir teslimine hep birlikte şahitlik ettik. Şimdi Eskişehir'imizde bir kadın belediye başkanımız var. Ve iki ilçe belediye başkanımızla büyük bir uyum içinde Eskişehir'e hizmet etmeye devam ediyorlar. Biraz önce söyledim, elimizi kolumuzu bağlamaya çalışanlar var ama buradaki tecrübe, buradaki birikim, buradaki azim bu kötücül akla teslim olmaz. Elbette ki bu iktidarın belediyeleri çalıştırmama stratejisi ayıplı bir stratejidir. Bunu hızla terk etmelerini bekliyoruz. Ama bunun devam ettiği bu süreçte de biz vatandaşımıza bu zorlukları hissettirmeden büyük bir çalışkanlıkla arkadaşlarımız gayret edecekler. Ben Eskişehir'e yazın geldiğimde Eskişehir'i biraz buruk görüyorum. Sebebi de şu, hani çocuk okula gidince ev boşalıyor, buruluyorsunuz ya. Eskişehir'de de öğrenciler memleketlerine dönünce şehir boşalıyor. Burası kuruluyor. Burası cıvıl cıvıl bir öğrenci kenti. Tabii bu öğrenci kentine gençlere değer veren yerel yönetim anlayışı çok önemli şeyler kattı. Ve bu yüzden bütün Türkiye'de en çok okumak için tercih edilen kentlerden bir tanesi Eskişehir oldu. Burası bir cazibe merkezi oldu gençlerimiz için. Seçimlerden önce her 4 gencin 3 tanesi yurt dışına yerleşme hayali kurarken bugün gençler Türkiye'nin geleceği için bir kez daha umutlandılar. Oranların Türkiye'yi terk etmeye yönelik olan bu oranların azımsanmayacak noktada olduğunu ama bir umudun gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Buradan Eskişehir'den, hem Eskişehir'de okuyup şimdi Türkiye'nin dört bir yanında, ailelerinin yanında, memleketlerinde tatilde olan gençlerimize hem de Türkiye'nin bütün gençlerine şu müjdeyi vermek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir şey bugün olduğu gibi olmayacak. Örneğin hiçbir vize derdiniz olmayacak. Bütün Avrupa'yı pasaportunuzla bile değil, nüfus cüzdanınızla gezebilir hale geleceksiniz. Bugünkü gibi teknolojiye erişim bu kadar zor olmayacak, bu kadar pahalı olmayacak. Bir cep telefonu için sizi yetiştirenlerin neredeyse 4 aylık maaşlarını vermeleri gerekmiyor olacak. 4-5 aylık maaşlarıyla bir cep telefonu, 3 aylık maaşlarıyla bir tablet PC alabilmek gibi zorluklar olmayacak. Eğitim hakkı bu kadar pahalı, iyi eğitime erişmek de sadece zengin ailelerin çocuğunun kavuştuğu bir imkan olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında liseyi bitirmiş her genç en üst düzeyde bir yabancı dili, İngilizce ya da tercih ettiği en az bir yabancı dili ve teknoloji kullanımında da üst düzey bir yetkinliğe sahip olacak. Bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındaki eğitim politikalarımızın en olmazsa olmaz iki köşe taşı olacak. Bunların hepsi de öyle zorlukla olmayacak. Çünkü bizim Sayın Erdoğan gibi Şangay İşbirliği Örgütü'ne girme gibi bir hedefimiz yok. O örgütte
bulunan ülkelerin milli geliri 4500 dolar. Oysa bizim bir tane hedefimiz var. Avrupa Birliği'ne tam üye olmak, oradaki milli gelir 45 bin dolar. Atatürk'ün gösterdiği istikamet bu taraf. Atatürk, gelişmiş ülkeleri yakalayın geçin, muasır medeniyetler seviyesine erişmek ve onları aşmak demiş. Oraya gittiniz mi 45-50 bin dolar gelir var. Tayyip Bey'in hadi gidelim dediği tarafta fakir halk var, büyük saraylar var, diktatörler var. Bizim bu tarafta demokrasi var, hukukun üstünlüğü var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcısıyım ben. Oraya seçildim. Başkanımız İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bizim siyasi akrabamız. Ve geçtiğimiz ay orada yayınlanan sonuç bildirgesinde CHP'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini hepimiz destekliyoruz diye imza attılar. O imzanın altında Yunanistan dahi var. O imzanın altında Sosyalist Enternasyonel üyesi bütün ülkeler var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönü belli, hedefi belli. Güçlü bir parlamento, güçlü bir kuvvetler ayrılığı, güçlü bir bağımsız bir yargı sistemi ve hızla zenginleşen Türkiye 10 yıl sonra, 10 yıllık CHP iktidarında 10 kat satın alma gücü. Bunu şöyle anlatalım. Tayyip Bey geçmişten örnek veriyor. Eskiden paralarda çok sıfır vardı. 6 sıfır attım diye övünüyor. Tayyip Bey örneğin bu Eskişehir'de bir kafe dükkanında, kahve dükkanında içilen kahveden fiyatından 6 sıfır attı. Ama gencin aldığı öğrenim kredisinden de 6 sıfır attı. Babasının yolladığı destekten, harçlıktan da 6 sıfır attı. Babasının aldığı maaştan da 6 sıfır attı. Tayyip Bey sinema biletinden de 6 sıfır attı. Öğrenci kredisinden de 6 sıfır attı. Biz 1 sıfır atacağız. Bir tane. Ama sadece masraflardan, sadece etiketlerden, sadece giderlerden atacağız. Bunun adı kalkınmadır. Bunun adı zenginleşmedir. Bunu yapmanın yolu milli geliri 10 kat arttırmaktır. Bunu yapmanın yolu satın alma gücünü arttırmaktır. Her şeyin, bütün maaşların, gelirlerin bugünkü gibi olduğunu ama bütün etiketlerde bir sıfır olmadığını düşünün. Örneğin benzinin 4 lira olduğunu, 3 lira 90 kuruş olduğunu düşünün. Ekmeğin 1 lira olduğunu, yani normalde 10 liraya satılan ekmeğin 1 lira olduğunu düşünün. 15 liraya satılan şişe suyunun 1,5 lira olduğunu düşünün. Böyle bir Türkiye vaat ediyoruz gençlere. Bunun için de seçim referandum niteliğinde olacak. Oyu vereceksiniz. 45 bin dolarlık Avrupa Birliği üyesi mi? Liderin uçan saraya, yazın yazlık saraya, kışın kışlık saraya bindiği, dünyanın en pahalı makam arabalarına bindiği, halkın 4500 dolarla süründüğü bir yere mi gidelim? Buna karar vereceğiz ve hep beraber çok özgür, çok mutlu, çok zengin olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra Türkiye'nin önüne koyduğu büyük hikaye budur. Bunu gençlerin, Eskişehir'deki gençliğin başkentinden söylüyorum. Eskişehir, mutlu gençlerin yaşadığı gençliğin başkentidir. Bu iktidarın yaptığı her şeye rağmen iyi belediyecilik uygulamasıyla gençlerin yüzünün güldüğü bir şehirdir. Tam olarak Türkiye'de bütün gençlerin yüzünün gülmesi ve iktidarın bugün yaşanan bütün, yaşattığı bütün yokluğun, yoksulluğun ve kısıtlamaların kalktığı bir Türkiye'nin müjdesini gençliğin başkenti Eskişehir'den bütün Türkiye'deki gençlere veriyoruz. Eskişehir sizi özlemiş. Eskişehir'de belediye başkanlarımızın yüreği buruk. Kışın nasıl anneniz, babanız, evlatlarımız gitti, ev boşaldı diyorsa burada da evlatlarımız gitti, şehir boşaldı diyorlar. Sizi bekliyorlar. Ben okullar açıldıktan, üniversiteler açıldıktan sonra da burada genç arkadaşlarımızla yine geçmişte olduğu gibi güzel toplantılar yapmak, buluşmalar yapmak üzere burada olacağız. Bir tane konserin iptal edilmediği, hiçbir festivalin iptal edilmediği, hiçbir mezuniyet törenine kısıtlama getirilmediği, hiçbir gencin yapmak istediği bir şeyden iktidarın yasaklarından dolayı mahrum kalmadığı özgür bir Türkiye'yi hep beraber hayata geçireceğiz.
Buradan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Tüm yönetimlerine Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye suikastı İran'da öldürüldü. Buna dair ne söylemişler? Biz nerede bir şiddet varsa, nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet terörünü de kınıyoruz. Hamas'ın Ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü. Suçsuz insanlar öldü. Ama orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz diye 40 bin kişi öldürdüler. Halen daha durmuyorlar. Tabii Netanyahu'yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır. Netanyahu gibi birisine, çocuk katiline, Netanyahu gibi kadın katiline, Netanyahu gibi ambulans vurdurtan, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attırtan bir insanlık suçlusuna, bir soykırım suçlusuna belki ileride bu noktaya gelecek iş, yani bunun tanımı odur ve uluslararası camia bunu elinde sonunda kabul etmek durumunda kalacak. Alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludurlar. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşasın, akan her damla kan, akan her damla gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır. Biz liderimizin, kurucu liderimizin vasiyetini uygulayan bir partiyiz. Biz yurtta barış, cihanda barış diyoruz. Yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Filistin'de de barış istiyoruz. Ukrayna'da da barış istiyoruz. Nerede şiddet varsa barış istiyoruz. Nerede tırmanan bir gerilim varsa bunun diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz. İşin silahlara gelmemesini savunuyoruz. Hep böyle yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan, buyurun. Bir soru soracağım. İlke cümlemiz için. Tabii. Genel seçimden sonrasında siz erken seçimle ilgili biraz bekleneceğini söylemiştiniz ama tüm toplumsal kesimlerin yaşadığı sorunlarla beraber acaba bir daha erken bir seçim ya da çok kısa süre sonra bir erken seçim olduğunda CHP buna hazırlıklı olabilecek mi? CHP bir erken seçime hazır mı? Biz erken seçime ya da dün, istiyor mu? Biz erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız. Yani bu konuda vereceğimiz cevap budur. Biz 31 Mart seçiminden önce meydanlara çıktık. Dedik ki ey AK Partililer, ey MHP'liler, bu iktidara bir sarı kart gösterin. Burada iktidar değiştirmeyeceksiniz. İyi belediye başkanı seçeceksiniz. Ayşe Ünlüce'yi seçeceksiniz. Ahmet Başkan'ı seçeceksiniz. Kazım Başkan'ı seçeceksiniz. Onlar da partimizin örneğin %25 son seçim oyu, o seçimden 10 ay önce bize %38 oy verdi. Ben de dedim ki bu seçim sonucunu bahane edip erken seçim istemeyeceğim. Yani bu iktidarı değiştirmek istemeyenler aman erken seçim olur diye korkup yerelde oy vermemezlik yapmasınlar. Ben seçimin ertesi günü lafından dönecek bir siyasetçi değilim. Dedim ki bu seçim sonucunu araçsallaştırarak benim bir talebim olmayacak. Zaten erken seçimin yolu ya Tayyip Bey isteyecek ya 360 milletvekili, o da bizde yok. Ama dedim ki İnsanların geçim sorunu var. Siz bu geçim soruna çare bulmazsanız, insanlarda geçim olmazsa ülkede seçim olur. İnsanlar isterse o zaman ben onların talebinin arkasına geçerim. O günden bugüne örneğin Ocak ayında biz bunları konuşup o istiyorduk değil mi insanlardan kampanyanın başında? Utanç verici bir emekli maaşı vardı 10 bin lira. O maaş şu an 12.500 oldu bütün uyarılarımıza rağmen 17.500 olması lazım. O maaş Ocak'ta 25 kilo dana kıyma alıyordu, bugün 20 kilo alıyor. O utanç maaşı bile 5 kilo kıyma kaybetti. Şimdi nasıl geçinecek bu emekli? Asgari ücrete geçer sene, bundan önceki sene, yani seçimlerden hemen önce, yılda 4 kez zam yapmayı iddia ediyorlardı, taahhüt ediyorlardı. Enflasyonist ortamda diyorlardı, maaş eriyor. Mart'ta yaparız, Temmuz'da yaparız, Ekim'de yaparız, Aralık'ta yaparız. 17 bin lira asgari ücret var. Yıl ortasında bile yapmadılar. Aralığa kadar geçiliyor. Bugünkü 17 bin lira Ocak ayındaki 13 bin liraya düştü. 3.850 lira eridi. Hatta bugünkü de değil daha da çok eridi şu anda. Temmuz da bitiyor.
1 Temmuz'daki 17 bin lira, Ocak'taki 13 bin 200 lira. E sen buna da zam yapmadın. Çaycıya, çay üreticisine istediğini vermiyor Rize İsyan'da. Buğdaya istediğini vermiyor Konya İsyan'da, Adana, Osmaniye İsyan'da, Tekirdağ İsyan'da. Esnaf borcunu ödemek için eşin dostun kredi kartından kredi çekiyor. Krediye ulaşım imkansız, çok pahalı. Borcunu ödeyemiyor. Halk Bankası bile çektiği kredinin faizine faiz bindiriyor. Yani çekerken ucuzdu, şimdi arttırdım diyor. E nasıl geçinecek? Geçim olmazsa seçim olur. Ben bunlar asgari ücrete zam yapmayacak, emekliyi aç bırakacak, erken seçim istemeyeceğim demedim. Dedim ki bu seçim sonucunu bahane edip istemeyeceğim. AK Partili'den de oy aldım. Adama dün oy ver, bugün kandırdım, seçim istiyorum diyemez. Ama şimdi erken seçimin meşru şartları kendiliğinden ortaya çıktı ve insanlar erken seçim istiyor. Türkiye'de kim erken seçim istiyorsa arkasındayım. Ben dünden razıyım, bugünden hazırım Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama şu anda şu gücümüz yok. 130 milletvekilimiz var bizim, 127, 360 lazım. AKP evet demeden erken seçim olmuyor. O yüzden erken seçim talebini muhalefete doğru değil, biz erken seçimden yanayız. Ben gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum, duramıyorum iktidar olmak için. Ama iktidar erken seçim yapma yetkisi elinde kaçıyor. Bu talebi iktidara doğru yönetmek lazım. Erken seçim talebini yönetmek lazım. Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken CHP iktidar olur. O kadar erken, biraz önce söylediğim, hem Avrupa Birliği süreci başlar, demokrasi gelir, yavaş yavaş sıkıntılar biter. Türkiye çok büyük krediler gelir, çok büyük fonlar gelir. Çünkü biliyorsunuz bir ülke demokrasi vaat ediyorsa, AK Parti 2002-2007 arası nasıl rahatladı? Demokrasi vaat ediyordu, Avrupa Birliği'ne girmeyi vaat ediyordu, herkes buraya geliyordu. Şimdi biz gerekirse Şangay'a gideriz deyince herkes kaçıyor, kimse gelmiyor. Efendim, geçmiş günlerde CHP eski başkanı Ferhat Yılmaz yaptığı bir açıklama nedeniyle ifadeye çağrılmıştı. Bu konuda hakkında bilginiz var mı, düşünceleriniz neler? Vallahi en iyi cevabı Eskişehirliler verdi. Ben ertesi gün bir baktım, Talat Bey benden güzel kalabalık toplamış Eskişehir'de. Demek ki onun iradesi Eskişehir'deki gençlerin, Eskişehir'deki örgütümüzün iradesi. Talat Bey'in ne dediği belli. Biz çevremize sahip çıkarken, kimse şöyle bir şey düşünmesin, ben genel başkan olarak söylüyorum. Biz Gezi'den utanmıyoruz. Biz Gezi'yi sahipleniyoruz. Gezi'de bir suç yok. Arkadaşlarımız suçsuz yere yatıyor. Gezi'de bir gün kalktılar. Hiçbir şey yoktu. Kimse bir şey demiyordu. Her şey normalken Taksim'in ortasındaki ağaçları keseceğiz. Biz buraya kışla yapacağız. Toplu kışlası yapacağız dediler. 31 Mart olayları, 31 Mart vakasına atfer. Biz gideceğiz buraya topçu kışlası yapacağız dediler. Harekat ordusunun gelmesine yıl dönümünde de aşacağız dediler biz bunu dedi. Tarihle hesaplaşan, tarihle inatlaşan, tarihte bırakılması gereken olaylardan gerilim yaratmaya çalıştılar. Ağaçları keseceğiz deyince kesemezsiniz dedi insanlar. Burada Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybettiyse çevre duyarlılığı yüzünden kaybetti. Gezi'de biz kimsenin burnunu kanatmadık. Ama bizim canlarımız Berkin Elvan en küçükleri olmak üzere hayatını kaybettiler. Çok sayıda arkadaşımız gözünü kaybetti ve o günün Hatay, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürleri FETÖ'cülükten içeri atıldılar, içeri. Kimler kimlerle beraber. Şimdi o FETÖ'cülerin başlattığı gerilimi, FETÖ'cü savcıların yazdığı iddianameyi esas alıp Gezi'ye darbe girişimi diyorlar. Biz de sineceğiz. Ne demiş Talat Bey? Nasıl Gezi'de ağaçlara sahip çıktıysak hayvanlarımıza da sahip çıkarız. Altında Talat yazıyordu. Kaldırın, Özgür yazın. İl başkanımızın arkasındayız. Bütün Eskişehir arkasında olduğunu zaten gösterdi. Biz barışçıl olduktan sonra, kimsenin canına malına zarar gelmedikten sonra her türlü demokratik tepki ve protestonun hak olduğunun altını çiziyoruz. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Bunu herkes böyle bilsin. Öyle sokakları, meydanları gençlere, kitlelere kapatarak bir ülkeyi yönetemezsiniz. Sayın
Gezi başladığında da son derece barışçıldı. FETÖ'cülerin provokasyonuyla ortam gerildi. Tayfun Kahraman ağaçların kesilmeyeceğini, Topçu Kışlası'nın yapılmayacağını, yargı kararının bekleyeceğini, gerekirse referandum yapılacağını, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılıp yerine AVM yapılmayacağının garantisini alıp çıkıp Gezi sakinlerinin takdirine sunuyorum dedikten sonra da zaten Gezi kendi kendine evine döndü. Son aşamada bir takım radikal gruplarla çatışmalar olmuş, tartışmalar olmuş. O bütün Gezi'yi bağlamaz. Gezi bu tarih, bu ülkenin gördüğü en barışçıl ve en haklı protesto. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Son soru. Buyurun. Özgür Bey, yerel seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir disiplin süreci başladı. Eskişehir'de kamuoyunun yakından tanıdığı, yine CHP'den adaya da yollanan bazı isimler de disipline verildi. Bu süreç ne zaman sonlanacak? Aynı şekilde iyi disiplin kurullarından gönderileceği söyleniyor ama süreç ne zaman sonlanacak? Ne söylersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en büyük, birbirine en çok seven ailesi. Bu ailenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu aile seçime girerken birileri tutup da başka adaya çalışıyorsa bu disiplin suçudur. Biz Eskişehir'deki barışı asla bozmamak için disiplin işlemlerini siz yapmayın. Nerede kanıt varsa yollayın bakalım dedik. Bütün Türkiye'den bunu istedik. 2300 dosya geldi. Bunların içinden gerçekten kanıtı, hukuken kanıt olabilecek. Suç vardır ama kanıtlayamıyorsundur. Hukuk devletinde yaşıyoruz. Biz Tayyip Bey gibi ne olursa olsun atın demiyoruz. Hukuken ispatlı olanları il disiplin kurullarına yolladık. Bu arkadaşlarımızın suçları tüzüğümüzde hangi cezaya karşılık geliyorsa uyarı, kınama, bir yıl çıkarma, tamamen ihraç, o cezaları verebilirsiniz dedik. Yargının yani parti içi yargının önünü açtık. Onlar ne karar verirlerse başımızla beraber bütün kararlar yargı denetimine tabi. Ama partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Eskiden partide olup önemli görevler yapmış. Ama son seçimde gitmiş partiye ihanet etmiş. Ya bu kadar kritik bir seçimde sen Eskişehir'i Ayşe Hanım kazanmasın da AK Parti kazansın diye gayret ettiysen senin bu baba evinde yerin olmaz. Olmaz yani. Bunun kabul edecek tarafı yok. Ama ufak tefek kusurlar. Ben bana küfredenleri, hakaret edenleri affediyorum. Ama partiye ihanet edenleri affediyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hamdi Başkan, yorulduğunuz teşekkür ederim. Başkanımız sizinle görüşmek üzere. Destek için çok teşekkür ederim. Geri gelelim mi? Biz her zaman sizlerin yanındayız. Bizim için yapmış olduğunuz konuşmalarınızda bana hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yani kelimeleri anlatamıyorum. Eyvallah. Duygularımı. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan. İsminizi duyurduk. Size özel olarak bir ara gelecek. Sağ olun. Temat çok kıymetli bir dernek. Türkiye'deki emekli astsubayların hak mücadelesini sürdürdüğü bir dernek. Astsubaylar çok ordunun en kritik görevidir. Hele hele eskiden bedelli askerlik yokken, zorunlu askerlik varken acemi askerler, geçici bir askerler görev yapıyorken komuta kademesiyle askerin arasındaki bu kritik görev geçmişte ve bugün ordunun en kritik, en önemli görevi olarak icra edildi. Gün oldu, şehit oldular, gazi oldular, ölümü göze aldılar, aç kaldılar, sıkıntı çektiler, öf demeden hepimiz için görev yaptılar. Emekli olurken bir sürü zorlukları var. Maaşları inanılmaz derecede düşüyor. Çocuk okutanlar, henüz evlenmemiş çocuğu olanlar çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Ordu evlerindeki ayrımcılıktan tutun da aldıkları bir takım tazminatlara kadar, ödentilere kadar her şeyde ciddi eşitsizlikler var. Biz emekli astsubayların haklı davalarının arkasındayız. Ben söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bunu Tayyip Bey yapmayacak anlaşılıyor. Bunu iktidar olacağız, biz yapacağız. Öyle gidiyoruz.